Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok lezzetli bir tarif hazırladım. Tahinli kuru fasulye ezmesi, diğer ismi de vartabit olarak geçiyor. Bir meze çeşidi. Nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, fasulyelerimi ben akşamdan ısladım. Bayağı bir ısladım. Yarım kilo ısladım ama ben bundan yemek yapacağım arkadaşlar. Yemeğin birazından da ayıracağım fasulye vartabit yapmak için. Dediğim gibi akşamdan ısladım, kabardı, yıkadım. Şimdi üzerine çıkacak kadar su koyuyorum ve ocağı kaynamaya koyuyorum. Evet, bugün vartabit yapıyoruz. Tahinli kuru fasulye ezmesi olarak geçiyor. Yöresel bir tarif. Gördüğünüz gibi ocakta fasulyeleri haşladım. İlk önce haşlayıp suyunu süzdüm. Fazla gazı gitmesi için arkadaşlar. Çünkü yemeğini yapacağım için fazla gazını atmamız lazım. Tekrar su koyup yeniden ocağa koydum kaynamaya. Şöyle bir tatlı kaşığı şeker ya da bir tane kesme şeker de atabilirsiniz. Kaynamaya koyuyoruz. Fasulyelerimiz pişene kadar kaynatıyoruz. İyice pişmesi lazım ve üzerinden şimdi alacağım. Ve vartabit yapacağız. Meze yapacağız. Ne kadar yapacağız? Şöyle 3 kepçe almam yeterli oldu arkadaşlar. Ben bu kadar yapacağım. İsteyen tabii ki de daha fazla yapabilir. Dediğim gibi yarım kilo kuru fasulye hıslamıştım yemek yapmak için. Ondan ayırdım bir miktarıyla yapacağım. Evet, bu kadar tabağıma koyduğum kadar. Şimdi ne koyacağız içine? Bir çay bardağı tahin. Küçük bir çay bardağı. Birazcık maydanoz. Bahçemden kopardım. 2 tane de limonum var. Suları eğer az çıkarsa ikisini de kullanacağım. Çok çıkarsa birini kullanacağım. Burada da kırmızı pul biber, karabiber ve kimyon var. Sıvı yağımız var. Tuzumuz var. Evet. Şimdi burada da cevizimiz var. Nasıl yapacağız? İlk önce sosunu hazırlamamız lazım. Şöyle kabımı alıyorum. Vartabitin sosunu hazırlayacağız. Tahini döküyorum. Küçük bir çay bardağı kullanıyoruz. Yeterli oluyor. Şöyle döküyorum kabımın içine. Limonumu sıkacağım. Gördüğünüz gibi şu kadar limon suyu çıktı ve ikisini de sıktım limonun. Azmış su, azmış suları. Yani yarım çay bardağından bir miktar az. Birazcık da tuz ilave ediyorum. Baharatları ilave ediyoruz. Ne demiştik? Kırmızı pul biber, karabiber ve kimyon. İkişer çay kaşığı, iki çay kaşığı kırmızı biber. Kimyonla karabiber de birer çay kaşığı. Tepeleme tabii ki de. Şöyle koyduğum malzemeleri karıştırıyorum. İyice birbirine karışsın ve özleşsin. Evet, sosumuz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi alalım sosumuzu kenara. Robotumun içine fasulyeleri koyuyorum. Tamamen hepsini koydum. Üzerine bir miktar ceviz atıyorum. Şöyle 8-10 adet ceviz atıyoruz. Yani bunlar yarım yarım arkadaşlar. Onu da görelim. Birazcık maydanoz koyuyorum. Yani göz ayarı ama tabağımda maydanozların hepsini atmadım. Bir miktarını ve yarım çay bardağı su koyuyorum. Normal su. Yemeğin kendi suyundan ayırmadım. Normal su koyuyorum. Ve koyduğum gibi robotta iyice ezilene kadar fasulyeler, içine koyduğum malzemeler parçalanana kadar karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi macun kıvamında bir şey oldu. Şimdi hazırlanan fasulye ezmesini şöyle kabımızın içine dökelim. Çok kolay, çok da değişik, çok da lezzetli olan bir meze çeşidi arkadaşlar. Hatta bunu sabah kahvaltılarınızda ekmeğinizin üzerine sürüp yiyebilirsiniz. Yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Hatta o şekilde de ekmeğinizi banıp da yiyebilirsiniz. Evet. Ay, sarımsak niye koymadın diyen arkadaşlara, koymadım çünkü sabah kahvaltısında yediğiniz zaman bu sarımsak kokusu gelmesin. Dışarılara çıktığımız için koymadım ama isteyen koyabilir tabii ki de. 2 diş sarımsak koymanız yeterli olacaktır. Şimdi malzemeleri şöyle güzelce bakın karıştırıyorum. Kıvamı böyle koyu olacak ki ekmeğin üzerine şöyle süreceksiniz bıçakla ya da çatalınızı alıp yiyeceksiniz. Evet, tabağımıza dökelim, servis tabağına.
Evet, tahinli kuru fasulye ezmesi vartabit mezesini hazırlıyoruz arkadaşlar. Yöresel bir yemek. Şöyle kabımın içine güzelce bakın yerleştiriyorum. Bu kadar yeterli. İsteyen ölçüleri çoğaltabilir. Şöyle birazcık kaşık reçiş, biraz da süs yapalım. Tabii ki şart değil, isteyen yapabilir. Şimdi üzerine bir bıçak ile şöyle ufak ufak cevizler doğruyoruz. Sizlere verdiğim tüm ölçüler birebirdir arkadaşlar. Uyduğunuz sürece ölçülere çok lezzetli yemekler siz de yapacaksınız. Evet, üzerine birazcık da ceviz doğradık. Az ya da çok isteğe bağlıdır. Süsleyelim biraz da şöyle cevizlerden birer parça birer parça aralarına da koyalım. Süsleme aşamasını yapıyoruz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz bu aşamada. Yaptığınız yemekler hem göze hem mideye hitap etmeli. Birazcık da şöyle maydanoz koyuyorum. Biraz şöyle yapraklarından, ufak ufak zaten benim maydanozlar. Kendi maydanozlarımdan biçtiğim için öyle kocaman kocaman değil. Ufak ufak, az oldukları için sık sık biçiyorum. Çok fazla büyümeden. Yemeklerde kullanmak için ekmiştim. Onları kullanıyorum. Şöyle bakın, aralarına da birazcık maydanoz yaprağı. Evet, bunu da süsledik. Şimdi geldi sosunu hazırlamaya. Sosumuzda ne yapacağız? Birazcık sıvı yağını içinde kırmızı pul biber kızdıracağız. Şöyle daha kızdırdım, hazırladım ve kaşık yardımıyla şöyle bakın, biraz da sıvı yağ karışımı, pul biber karışımını döküyorum. Harika oldu. Evet. Vartabit tahinli kuru fasulye ezmesi hazır arkadaşlar. Meze olarak kullanılıyor. Harika bir tarif hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız ve bu lezzetten mahrum kalmazsınız. Şöyle tadına bakalım bakalım nasıl olmuş. Harika olmuş. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.